Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Biliyorsunuz 2 gün önce aşı olduğum ve birçoğunuz benden tecrübemi paylaşmamı istedi. Bu videoda bilimsel taraflarına fazla girmeden daha çok aşılar hakkında genel bilgileri anlatıp kendi tecrübelerimi de sizlere aktaracağım. Öncelikle sizlere mevcut Covid-19 aşılarından bahsetmek istiyorum. Dünyada şu anda 3 çeşit Covid-19 aşısı mevcut arkadaşlar. Birincisi mRNA aşıları. Bunlar Alman Pfizer ve BioNTech'in beraber yapmış olduğu aşı ve Amerikan Moderna firmasının yapmış olduğu aşı. İkinci çeşit viral vektör aşısı. Bu da İngiliz Oxford firması ile AstraZeneca firmasının ortak yapmış olduğu aşı. Üçüncüsü ise inaktif virüs aşısı. Yani ölü virüs aşısı. Bu da Çin menşeli Sinovac firmasının aşısı arkadaşlar. Ülkemizde şu an uygulanan aşı. Bu Sinovac firmasını Çin menşeli diye dandik sanmayın arkadaşlar. Daha önceden de influenza ve hepatit A aşılarını yapmışlardı. Ve bu aşılar da ülkemizde kullanılmıştı. Türkiye'de şu anda uygulanmakta olan bu aşının hastalık gelişmesini önlemede etkinliği %90 civarı. Ayrıca ağır hastalık ve ölümü önlemede etkinliği ise %100'e yakın. Aşının ciddi bir yan etkisi şu ana kadar görülmemiş. Bazı kişilerde hafif yan etkiler oluşturabiliyor. Bunlar genelde yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, ateş ve aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve şişlik nadir olmakla birlikte alerjik reaksiyonlarda gelişebilir. O yüzden aşı olduktan sonra sizi odada 15 dakika bekletiyorlar. Aşı yapıldıktan sonra benim başım ve çenem ağrıdı. Başımın özellikle şu ön bölgesinde bir ağrı hissettim. Tabi bu aşı olduğum günün bir öncesi gecesi acilden beyin kanaması gelmişti. Onunla uğraşmaktan pek uyuyamamıştım. Daha doğrusu 1-2 saat ancak uyuyabilmiştim. O yüzden de olmuş olabilir aşıyla bu uykusuzluk üst üste binmiş de olabilir. O yüzden hani illaki aşıdan olmuştur diyemiyorum. Ama bir baş ağrısı ve çene ağrım. Çenede maseter kasımız olduğu için kas ağrısı ve baş ağrısı yapmış da olabilir. Aşının yapıldığı yerde herhangi bir kızarıklığım veya şişliğim olmadı. Aşıya olduktan sonra ben de 15 dakika dinlenme odasında bekledim. O sırada sağ olsun hemşireler bana çok güzel bir Türk kahvesi yaptılar. Onu içtim. Beklerken de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Bu arada bu olduğum aşı inaktif virüs aşısı olduğu için bir ay sonra bir daha tekrarlanacak. Tekrarlanacak ki vücuttaki antikor seviyesi daha üst seviyeye çıksın. Aşılar herkese birden yapılmayacak arkadaşlar. Çeşitli risk düzeyine göre aşama aşama yapılacak. Biz sağlık çalışanları en başta olmak üzere en fazla riskliden en az riskliye doğru sıra sıra aşılanma yapılacak. Bu sırayı öğrenmek isterseniz linkini açıklamalarda bırakacağım. Ayrıca Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşı bilgilendirme platformuna da bakabilirsiniz. Sonuca gelirsek arkadaşlar, gündemdeki 4 aşı da ağır hastalık ve ölümü önlemede etkinliği %100'e yakın. Şu anda ülkemizde yapılan aşı Çin aşısı olsa da faz 1 ve faz 2 çalışmalarını geçmiş bir aşı, Çin menşeli bir aşı diyerek hemen dışlamamalı ve birazcık mantıklı incelemeliyiz. Size yaptırın veya yaptırmayın tabii ki de demeyeceğim. Bu tamamen sizin kendi iradenize kalmış olan bir şey. Kendiniz karar verip yaptıracaksınız veya yaptırmayacaksınız. Size bağlı yani. Ama benim tek dileğim umarım bütün aşılar işe yarar ve şu pandemi sürecinden artık kurtuluruz. Evet arkadaşlar böyle bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.